Alicim Manastırı e, ismi bölge halkı tarafından, ahali tarafından verilen bir isimlendirme yapı. Yapı e, molos taş, çakıl taşı ve e, kısmen de tuğla kullanılarak yapılmış, üç sıra pencereli bir yapı. Ve dış görünümü de Sümele Manastırı'na benzemesi dolayısıyla mini manastır, küçük manastır diye de tabir edilir. Tarihi açıdan ee, Sümele Manastırı'ndan daha eski ee, Sümele Manastırı'ndan daha eski. Şöyle ki Alicim Manastırı'nın e, bulunduğu bölgenin yakınında Ağsar Kalesi var. Ağsar Kalesi meşhur e, antik e, Roma yolunun kuzeybatı güzergahı üzerinde. Ve Avsar Kalesi de bölgeye, Kirmirçay Vadisi'ne ve civarda hakim bir e, bölgede. Noktada inşa edilmiş. Halen daha kısmen durmakta. O ön dönümlük bir geniş araziye. Öyle olunca Galatlardan itibaren Asar Kalesi kullanıma başlamış ve o Kurumcu Dağı'nı takip ederekten Köroğlu Dağları'na kadar silsilede Galatlara ve Feriklere ait çok sayıda yapı var. E bugün Çamlıdere Barajı'nın olduğu alanda da Roma dönemi yapıları varmıştı. Tabi bu yapıların bir kısmı sular altında kalıyor. Ali Roma dediğimiz e, yani e, volkanik patlama sonucu e, atomların oluş, soğumasıyla oluşan bir kaya kütlesi. Halicim Manastırı'nın bulunduğu kaya kütlesi. Bu tamamı da o şekilde. Başka e, mağaraları var. E, Çamlıdere Tatlak mağaraları var. Yakınında yine Güdül e, İnönü mağaraları var. Yine çok yakınımızda Sincan'da Keşiktaş Manastırı ve Zir Vadisi var. Yani Zir Vadisi'ndeki o gördüğümüz jeolojik yapıyla Alicin e, Manastırı'nın olduğu Bayındır Deresi Vadisi'ndeki jeolojik yapı aynı. Ama yapının e, hangi maksatla yapıldığı konusunda tereddütler var. Acaba e, savunma amaçlı mı, gözetleme amaçlı mı yoksa dini amaçlı mı yapılmıştır? Benim şahsi kanaatim çok yakınında Avsar Kalesi var. Savunma ve gözetleme amaçlı. Buranın e, bir manastır olacağı benim kanaatim. Olacağı e, kanaatindeyim. Şöyle ki işte diyorlar ki manastırdaki yapı özelliklerini göremiyoruz iç mekanda. Bulunduğu yerde kar sularının e, e, tabana vurması sonucu yani e, manası yapının olduğu yerdeki o oyuk olan kısım kısmen elle yapılmamış. E, oradaki volkanik e, taş parçalarının erimesi sonucu oluşan bir oyuk. Ama çok büyük bir oyuk. Tabi orada da resimler. Veyahut da başka şeyler varsa zaman içerisinde erimiştir. E, farkındaysanız o kaya kütlesinin çok yakın çevresinde de o şekilde oluşumlar var. Mağara görünümlü. Aslında mağara değil. Yani zaman içerisinde... Deforme olan. E, evet, e, o e, volkanik e, kütlelerin e, zayıf olanların erimesi sonucu meydana gelen e, şeyler delikler diyelim. Benim kanaatim e, oranın manastır olması. Olarak, e, hangi dönemde kullanıldı? Hangi tarihe dayanıldı? Bizans'a kadar e, kullanılmış. Yani Roma ve Bizans döneminde kullanılmış. Çünkü yapı tekniği de onu gösteriyor. Osmanlı döneminde kullanıldı mı kullanılmadı mı bilemiyoruz ama bölge halkının sözlü rivayetlerinde işte Ali Cin adında bir e, eşkıyanın orada e, saklandığı orada barındığı söylenir ve onun içinde Ali Cin Manastırı Olarak bilinir halk arasında Ama benim Kızılcamam Çamlıdere Bölgesinde yaptığım Araştırmaları safhasında Osmanlı belgelerinde O dönemde Osmanlı döneminde bölgede Eşkıyalık yapan Asi olan şaki olan kişilerin isimleri belli ama Ali Cin Adında bir şahıs yok Dar bir bölgede Ali isminde bir e, eşkıyanın olmasa da mümkün. Ama oradaki cin tabiri, cin gibi adam deriz. Yani çok hareketli, saklanabilen, hareketli, fetval bir e, kişi olduğu da anlamına gelir. Ankara'nın e, aslında sadece Ali Cin Manastırı ile alakalı değil. Ankara'nın doğal, kültürel mirası bilinmiyor. Daha halen benim de görmediğim yerler var. o e, Ankara o kadar güzel ki, o kadar da değerli kültür varlıkları var ki. Ankaralıların her şeyden önce Ankara'yı bilmesi gerekiyor ki Ankara'yı tanıtabilsin, Ankara'yı koruyabilsin, Ankara'nın doğal kültür varlıklarını. Ama maalesef bu konuda ilgili kurumlarında bir zafiyeti var. Baş olmasına rağmen Ankara'ya fazla bir önem verilmiyor kültür varlıkları açısından. Yani bunun e ee, her şeyden önce ilkokuldan başlaması gerekiyor. İlkokuldan itibaren bölge gezileri, turizm gezileri yapılması gerekiyor. Ki Diyalucu e, Manasları'na bir yol açıldı. Yol e, normal e, toprak yol. E oraya vardığı zaman e, ihtiyaçları gidereceği herhangi bir sosyal tesis yok. E dinlenebileceği bir mekan yok ancak normal e, bir vadi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesisler yapılması lazım. Tabii oraya çıkmak için özel bir şey yapmak lazım, merdiven ...düzeneyi yapmak lazım ki Alicim Manastırı'na çıkabilsin. Sadece manastır değil, Ağusar Kalesi'nin de hemen çok yakınındaki Ağusar Kalesi'nde restore edilip, o bölge ee, oldukça turizme de elverişli. Ankaralı devamlı şehir dışına çıkıyor tatillerini geçirmek için. O bölgelerde yayla evleri yapılsa. Yani hem doğa turizmi canlansa. Yani bilmiyorum Ankara'ya e, çok muhtaç bu bakımdan. E, yeşiliyle, suyuyla, doğal gölleriyle o kadar zengin bir il olmasına rağmen biz Ankaralıları tatil için Devamlı Ankara dışına gönderiyoruz. Peribacaları var. Abacı peribacaları yakınında. Ama orası güzel oldu. Abacı peribacaları çevre düzenlemesi yapıldı. Ve rahatlıkla insanlar piknik yapabiliyor. Donatılar var. Ankara'nın ilçelerinde o kadar çok Ali'cim manastırı gibi e, kültürel miras var. Ama bunları e, tanıtamıyoruz.